Şimdi ağzı açıktan devam edelim. Şöyle çevirelim, ağzı açılsın. Aa. Gördüğünüz gibi ağzı açık. Şaşırdı bakayım. Ağzı açık bu muymuş? Beğendiniz mi? Dur bakalım, tadına bakalım. Buyurun bakalım tadı nasıl olmuş. Evet Bagi Hanım, şaşırdığınız kadar var mıymış? Güzel miymiş? Ya ben bunun yemediğim için, ben yani kızartılmış bir, bundan hiç yemediğim için şu anda lezzeti güzel. Öyle şey değil yani, yenecek bir şey. Çay saatinde gidecek bir şey. Yenecek bir şey. Evet. Anladım. Kıyması nasıl, içinin şeyi harcı? Değişik lezzetli mi? Hamuru yani nasıl? Şöyle, şimdi dediniz ya, hiç yemediğim bir şeyi, yani yediğiniz bir şey olsaydı beğenmeyecek miydiniz? Anlamadım tam. Yok. Yemeğin kendisini özetlemediniz. Kıymasına bakayım. Sen az önce bunun ısırınca kıyması... neresini ısırdın? Hele dur bir daha kıymasına az bakayım diyor. Az ısırdım Kadir Bey. Kıyması çok ince. İnce olacak. Bedenine göre et diyeceksin şimdi. Yok yok. Çok kıyılmış yani köftelik. Çok şey. Mu çekilmiş? Evet öyle. İki de, normalde iki defa çekilmiş. Evet, tek çekim olmaz bunda. Hmm. Dağılır bu sefer. Evet Bagi Hanım, beğendiniz mi beğenmediniz mi? Lezzeti nasıl? Beğendim. Beğendiniz. Beğendim. Peki. Afiyet olsun. Sibel Hanımcığım buyurun. Bagi Hanım da bugün her şeyi beğeniyor maşallah. Aman nazar etme sus. Ben hiçbir fikrim yoktu bu ağzı açık konusunda. Acaba tatlı mı olacak? Acaba börek mi, hamur işi mi dedim. Güzel, kızartmışsınız. Evet, kızarttım. Kızarttığınızda içinden kıymalısının çıkmaması da güzel. Hı-hı. Beğendim, elinize sağlık. Afiyet peki, olsun. Afiyet olsun. Atife Hanımcığım. Ben de hiçbir fikrim yoktu ama ben fırında bir şey bekliyordum. Hani tahmin ediyordum fındık, lahmacun gibi. Fırında bekliyordum, yağda kızarmış, güzel. Beğendiniz, afiyet olsun. Olsun. Evet, Şenay Hanımcığım. Ben de ilk defa yedim ama böyle çok farklı bir şey bekliyordum. Ama bu, bilmiyorum, biraz kuru gibi geldi. Ya hani yemediğim için... Şey yaptığım için bilmiyorum, çok bir yağda kızartılmış. Şenay Hanım hepsi köfte kuru. Kuru, onu da kuru dediniz. Bugün ben kendi tadını bilmediğim için bana öyle geldi. Kurudan ziyade Şenay Hanım şey dedi, ben farklı bir şey bekliyordum. Bunda ne bekliyordunuz? Bunu Milföy harfini dedim herhalde yapacak ama hani farklı geldi. Yani bu yarışmada milföy yapıp da seninle yapmasalar halleri ne olur bilmiyorum. Dünkü su böreğinden sonra milföy. Yani fena değil. Yani çok da beğenemedim, çok da beğendim de demiyorum ama... Hiçbir şeyde şey yapamadım. Yani yine iyi, yine iyi. Bağladım, senin yüzen gülmüş, seni birinci güne getirmiş. Yoksa senin halın yaman. Ya. Yoksa ay, sen evet. Var ya. Ama bence sen dua evet. Etmişsin, nasıl halın olmazsa seni birinci güne getirmiş. Zaten birinci gün olmasaydı böyle yapmazdı. He, birinci günden kaynaklı mı? Gününü geçtiği için, alakası yok. Günü geçtiği için, yani şimdi, şu anda Şenay Hanım çok rahatsınız. Herkesin beğendiği bir şeye çok farklı geldi deyip beğenmediğini yemezsiniz yani. Dünden beri takıntılısın. Hayır. Senin ağzının lezzeti farklı olabilir, benimki farklı olabilir. Sibel var mı Şenay Hanım'a karşı bir takıntı? Hayır, takıntım yok. Hayır, benim var yani. Ne gibi Şenay Hanım, ne gibi? Bakabilir miyim? Ya sen ağız tadın farklı, benimki farklı. Hayır, bu ağız tadı değil ki. Siz diyorsunuz ki birazı çekmiş, birazı çekmemiş. Senin üstüne bir yönelme mi var? Var, evet Kadir Bey. Sizin üzerinize yok. Yani ben ilk defa yedim ama yani ben bu kuru dedim. Evet kuru. Yeme ben ikisini ilk defa yedim. Ama herkes şeyde ama kuru ama yani dedi. Bugün iyi tadı falan yok, iyi. Yok, Şenay'dan şunu öğrenmek istiyorum. Tadı iyi. İçinin eksiği yediğin... Yok, güzel. Tadı falan güzel. Tamam, sizin beğenmediğiniz kısım? Yani şu kenarları birazcık şey gibi geldi ama güzel. Ne gibi geldi? Şenay yani şey... Sert gibi geldi. Şükran abla bunu nasıl pişirdin? Sert gibi fırında geldi. Fırında mı kızarttın mı bir onu anlat, onu bilsinler. Evet, kenarları sert gibi geldi ama lezzeti falan güzel. Tamam, bu hamur işini yalnız sizce ne nasıl pişirdi? Var mı pişirme hakkında fikriniz? Bence kızartmış. Bence fırına... Yo, yağla böyle basabilirim değil mi? Bence kızartmış. Yağda kızarmış. Evet, yağda kızarmış. Gerçekten yağ çekmiş mi? Siz çok yanlış görüştünüz. Evet, zaten şöyle... Yani şu söylediğiniz şey... Bir kumsa Sibel Hanım'ı dinleyelim. Ya gerçekten şu an... Fırın. Şok yaşıyorum ya. Ben de şok yaşıyorum. Şunu siz nasıl fırında dersiniz ya? Niye olamazsın? Hayır zaten şöyle sorunca... Hayır, bir tek tek konuşalım bir saniye. Ya sizin gerçekten şu anda mutfak... bilginizden, ev hanımlığınızdan yani hani bunu yağda kızarmış olan gayet bariz belli. Kabarmış, yağı çekmiş, pişmiş. Sibel Hanım çok bilmiş konuşuyorsunuz ama cuma günü sizi de göreceğim. Şenay Hanım nasıl bir yorum yaptınız gerçekten anlayamıyorum. Lütfen anlaşılabilir konuşun. Şimdi ne kaldı? Peksimet'in tadına bakacağız. Buyurun bakalım peksimet. Sibel ellerim titriyor. Ben çok, gerçekten çok sinirlendim. Sakin. Bir su alabilir miyim? Tabii. Sen iyi misin Sibel? İyiyim. Niye bu kadar gerildin? Şenay Hanım yemek beğenmemesi seni yani, bu kadar sinirlendirdi. Alakası yok. Yani kız gözlerin dolu. Ben beğenmeyebilirim ama yani siz... Bu kadar mantıksız bir açıklama olmaz. Gerçekten olmaz. Siz niye ağlıyorsunuz ki? Hayır ağlamıyorum, sadece sinirim bozuldu. Evet, yani, gerçekten sinirim bozuldu. Yani siz şuna lütfen çekin. Buna fırınlanmış denir mi arkadaşlar lütfen? Sinirlendi biraz, gözleri de doldu, anlayamadım da. İyi misin Sibel?
Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Bir şey mi oldu? Biraz sinirleri bozuldu. Genizime kaçtı. Sibel Hanım, dikkat çekmek için ağladığınız zaman olmuyor. Yakıştıramadım ben sizi. Bir ev hanımı kızarmış bir şey nasıl der ya? Siz yapılan yoruma kızdınız değil mi? Ki aynen ya, kimlerle aynı masada oturuyorum ben. Ya bu kadar, ben bu yarışmaya girmek için o kadar emek verdim ki. Ve oturduğum karşımdaki insana bakın ya. Sizin gününüz geldiğinde Şenay Hanım'dan nasıl yorumlar bekliyorsunuz? Ben zaten Şenay Hanım'dan hiçbir yorum, hiçbir puan inanın beklemiyorum. Gerçekten beklemiyorum. Şu anda ağladığım için herkes bana çok kızacak. Çünkü ben çok duygusal biriyim. Gerçek anlamda öyleyim. Siz biraz mükemmelliyetçi misiniz? Evet, mükemmelliyetçiyim. Her şey çok düzgün olmalı. Benim masamda da görecek herkes zaten. Ama yani kızarmış bir şey bir... Ya bunu ben oğluma göstersem bana der ki kızarmış. Zaten yumurtalı çiğ köfteye de çiğ köfteden hiçbir farkı yok dedi. İçinde yumurta olduğunu bile anlamadı. Anlamadı yani. İçindeki yumurtayı bile anlamadı. Mercimek mi var içinde dedi. Bulguru bile söylemedi. Şükran Hanım dedi ki içinde mercimek mi görüyorsunuz dedi. Sanki bana öyle geldi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Sibel Hanım, ağlamakta çok haklısınız. Ben de dün ağlayacaktım da zor tuttum kendimi. Sibel Hanımcığım iyi misiniz? İyiyim. Kendinize geldiniz. Geldim, geldim. Şöyle bir düşüncemiz oldu. Size de söyleyelim. Arkanızdan konuşmuş gibi olmayalım. Kendi gününüze bir gün kaldı. Bagi Hanım'dan sonra sizin gününüz. Şenay Hanım böyle yorum yapmaya devam ederse sizin gününüzde de böyle eleştirir diye mi sinirleriniz bozuldu? Eleştirecek zaten. Eleştirir mi diye düşünmüyorum. Ama herkes eleştiriyor. Tabii ki eleştirin. O yüzden kadın hani bu yarışma böyle. Şimdi bugüne geri dönelim. Ev sahibimizde günü gitmesin. Peksimet'in tadına baktık. Atife abla, peksimet'i nasıl buldun? Ben daha önce hiç yemedim. Tat, tuz, yani bu tatlı mı olur, tuzlu mu olur ama ben hiçbir tat alamıyorum. Ben mi yanlış acaba yemedim de böyle de peki, ben mi yanlış biliyorum? Peki bir soralım tek tek bakalım. Herkes böyle düşünüyor. Şenay Hanımcığım. Evet, tuzsuz geldi bana. Hani böyle kurabiye tadında geldi. Peksimet tatlı mı olur, tuzlu mu? Tuzlu. Tuzlu da yani tuzsuz böyle gelmiş. Bir tat yok. Onu demek istiyorum ben. Çok. Acaba böyle oluyor da biz mi bilmiyoruz? Ben peki, beğendiniz mi? Yok. Beğenmedim. Şenay Hanımcığım. Ya, tadı kurabiye şeklinde kıvamı güzel. Güzel bir dağılıyor. Sadece tuzsuz güzel. Tuzu da biraz güzel olsaymış da daha güzel olacakmış. Ben de olmuş. Bayağı tuzsuz. Ben beğenmedim. Yani tat yok. Tat yok. Tamam. Tat yok. Peki Sibel Hanım. Ağza damağa gelen tat yok. Yani ben de ilk defa yiyorum. Bilmiyordum. Ben de ilk defa yiyorum. Hiçbir fikrim yoktu. Ama tuzlu olması gerekiyorsa tuzsuz. Tatlı olması gerekiyorsa tatsız. Tuzlu olması gereken. Evet, tuzlu yok sanki. Acaba unutmuş olabilir misiniz? Yok. Unutmadık. Hayır. Hiç katılmamış gibi. Siz baktınız mı tadına? Baktım ama bana tuzlu iyi geldi. Yok. Ben normalde tuzsuz yiyorum ama gerçekten bayağı tuzlu. Lezzet tadı yok. Afiyet olsun. Peki eline koluna sağlık. Hiç peksimet yememiştim. Elinden yedim. Afiyet eline sağlık.